Hoca dörtlüye dön, bu takım üçlüyle oynayamıyor, paramparça ettin bizi diyenler. Büyük hakaretler var. Hoca Allah aşkına adam gibi top oynat. Hoca senin oynatacağın topu yiyeyim. Hoca sen ne yaptığını zannediyorsun gibisinden. Bir dur be yavrum be. Bir dur be yavrum ya. Burada yani Milano'nun en büyük kulübünü, İtalya'nın köklü kulübü, en köklü, en özel kulübünü yönetmeye çalışıyorum. Zaten baskı altındayım. Merhabalar arkadaşlar, Erman Derman'la FM Günlüklerine Nesine TV'ye hoş geldiniz. Nesine TV'de Erman Derman'la FM Günlüklerinin FM 2021 için son sezonuna başlıyoruz. Milan'la son sezona başlıyoruz. Bundan sonra yolumuza FM 2022'de devam edeceğiz. Hazırlık maçlarında kötü sonuçlar aldık. Beni yerden yere vurdunuz. Geçen bölümde soru cevap yaptığım için bu bölümü yapmıyorum. Bir sonrakinde vereceğim soru cevabı. 4-1 Juventus'a, 1-0 Roma'ya kaybettik. Novara'yı 5-2 yendik. Yerden yere vuruldum ve son şampiyon Inter'le iç sahada oynayarak bir derbi, Milano derbisi ve ev sahibi benim. Parma deplasman, Fiorentina iç saha, Cagliari deplasman, Serie A'nın açılışını yapacağız. Sizlerden yine hakaretler var. Hoca yeter artık, yapıştın bu takıma, gitmiyorsun diyeni var. Bu arada açılış maçında Verona'yı deplasmanda, yani Atalanta deplasmanda kazandı. Verona'yı yenmeyi başardı 1-0'la, Muriel'in golüyle ve bizim maça geliyoruz. Büyük hakaretler var. Hoca Allah aşkına adam gibi top oynat. Hoca senin oynatacağın topu yiyeyim. Hoca sen ne yaptığını zannediyorsun gibisinden türlü türlü laf duydum sizden. Bu beni biraz da kırdı. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Hoca dörtlüye dön, bu takım üçlüyle oynayamıyor, paramparça ettin bizi diyenler. Her kafadan bir ses çıkıyor açıkçası. Ben Inter karşısında çıkayım, çatır çatır bir topumu oynayayım da siz görün. Siz benim nasıl bir deha olduğumu daha tam kavrayamadınız. Donnarumma. Evet. Buraya ya Hermoso ya Coates. Hermoso bazı özellikleri düşüşte. Coates yılların tecrübesisin. Seni yeni aldık. Gel oyna. Ortaya Zuma. Buraya Theo. Buraya Ricardo. Kessi. Benacer. Isco. Leao. Ve Raul Jimenez. Daka'yı yedek bekleteceğim bu mücadelede. Herkesin çok şaşırdığının farkındayım. Ama daha yeni iyileşti. Bence bu maça sonradan girecek bir oyuncu pozisyonunda olması bence daha mantıklı. Bertrand'ı alalım. Calabria'yı alalım. Jorginho. Tonali. Ruben Neves. Madison. Hakan. Patson Daka. Andrea Belotti. Ve Fethi Arp. Şimdi gelin bakayım. Evet, yedek kulübemiz. Kurul yedek kaleci. Hermoso stoper yedeği. Bertrand Calabria kanatların yedekleri. Jorginho, Tonali, Neves. Orta sahada 3 tane çok önemli yedek. Madison ve Hakan AMC yedeği. Daka, Belotti, Arp.
forvet yedekleri. Bu şekilde başlayacağım. Şöyle durun. Kal böyle. Kal böyle. Güzel. Hadi bakalım çocuklar. Numaraları verelim. Tim Krul yedek kalecisin. Efendi gibi 25 giy. Coates sen stopersin. 22 giy. Jorginho yılların futbolcususun. 23 giy. Raul Jimenez 9 numara istiyorsun. Ben de isterdim 9 numara giyebilmek ama 32 giyeceksin. Arp sana da 7 numara verdim. Numaraları gönderdik. Maça çıkıyoruz. Hadi bakalım çocuklar. Bakın boğazımız ağrıyor. Pastil var ağzımızda. Pastille maça çıkıyorum. Yumruk sıkımı yapayım. Sizden galibiyet bekliyorum. Defanslara ellerim belde. İnancım tam dedim. Orta sahalara şu şekil. Kollarımı yukarı kaldırıyorum. Böyle böyle yukarı kaldırıyorum ve baskı yok diyorum. Forvetlere yine yumruk sıktım. İlk maçımızdan itibaren kendinizi gösterin diyorum. Şampiyona karşı aynı zamanda bir derbi maçına çıkıyoruz. Çok çok önemli maç. Çok çok önemli maç. Hazırlık maçları kötü gitti diye bize çok ağır hakaretlerde bulunuldu. Bu bizim için bir mesaj maçı, bir prestij maçı. Uno momento, sacramento, cimento, dell'alla, fumiante, fumiante. Hadi bakalım çocuklar. Şuradan oyunculara bir seslenme yapayım. Daha çok çabalayın beyler. Güzel. Hadi bakalım Isco. Isco orta. Leao. Çevir. Vur Isco. Ah. Ah be Isco'm be. Sen benim geçen sene yıldızımdın. Pıtır pıtır. Yıldızlaştın bu takımda. Leao yürü. Leao. Carvale aldır bir kart aldır. Sarısı var Carvale. Leao nasıl vuruşan alırım Daka'yı. Humble. Champianta. Ti alla luna noramiano. Hoşt. Hoşt. İlk ataklarında gol atmasınlar adamlar. Vallahi bozulurum. Aferin Isco. Leao yürü. Yürü. Yürü güzel bir kontura. Çevir içeri. Çevir lan içeri. Çevir. Vur. Gol be. Isco Disco. 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 Bravo çocuklar. Bravo. Uno momento. Scramento. Cimento. Bravo. Hemen oyunculara süpersiniz dedim. Sakin. Sakin. Kontrol et oyunu. Beneser. Yap güzel bir kesme. Yemeyin abi kontura. Lemarlara, Lukaku'lara falan dikkat edin. Gözünüzü seveyim ya. Bu adam nasıl bu kadar rahat gidebiliyor ya? Theo. Theo bu adam nasıl bu kadar rahat gitti? Hoş. Hoo. Ay Lukaku gibi. Of. Bravo. Gianluigi bravo. Bravo aslanım. Bravo Donnarumma'm. Hoş. Aferin Donnarumma. Sakin. Sakin. Raul Jimenez nereye indiriyorsun babam ya? Raul Jimenez'im nereye indiriyorsun babam ya? Baskı. Aferin Kessi. Leao. Kessi sakin sakin. Pas trafiği sallayın orada. Çıklayamayente. Çıklayamayente. Çevir. Çevir. Çevir ulan. Vur. Ah. Şampiyon Inter dediler. Çok büyük Inter dediler. Ne oldu? Ulan paramparça oldu adamlar. Paramparça oldu adamlar. Böyle devam. Böyle devam. Contiantianta. Contiantianta. Tranta. Unananna. Baskı. Baskı. Barella'ya dikkat biraz ya. Barella bu çıkışları yapan oyuncu. Aferin Romagnoli. Kessi. İki yeni transfer oynatıyorum bugün. Coates ve Jimenez. Aferin Coates. Geri kalan 9 oyuncu geçen senenin kadrosu. Pereira çevir. Çevir. Vur işte. Öndüreyim çocuğu. Öndüreyim çocuğu. Rafa. Rafa. Bravo. Bravo. Importante supertifo. Importante supertifo. Çıklayamayante. Çıklayamayante. Bravo beyler. Harika ilk yarı. Müthiş futbol. Hemen yumruğumu sıkıp daha da iyisini yaparsınız. Harika da oynuyorsunuz dedim. Kollarımı yukarı kaldırdım.
harika performansınızdan etkilendim. Daha çok şeyler de yapabilirsiniz falan diyorum oyuncularıma. Taktiklere geldik. Şimdi herkes şahane oynuyor. Coates savunmada yıldızlaşmış yedisiyle. Pereira. Raul Jimenez. Devam et yavrum. Devam et. Seni biraz da yardımcı forvet hücum rolünde oynatalım. 60'a kadar devam çocuklar. Aman bozmayın gözünüzü seveyim. Gayet iyi gidiyoruz. Bozmayın. Bozmayın. Flash bir galibiyetle. Son şampiyonu şöyle çapa çupa ezerek bir girelim lige. Herkes Milan'ın bu şampiyonluk sezonundaki ciddiyetinin farkına varsın. Tikla premianta. Tikla premianta. Dalla alla lalla. Sakin. Raul Jimenez çık. Daka gir. Daka'mız yavaş yavaş gelecek sezona inşallah. Başka da inanılmaz yorulan yok. Boyu biraz standarda alalım. İlk değişikliğimizi yaptık. Daka'nın yarım saatlik kondisyonu var. Daka'ya da maç ritmi kazandıralım. Daka normalde zaten yedek kalmayacak. Ya Daka Jimenez ya Leao Daka olacak. Daka'nın oynayacağı kesin. İsmail Benacer uzun zamandır 11'de yoktun demişler öldü. Şimdi de yazsın La Gazzetta dello Sport. İsmail Benacer geri döndü. İsmail Benacer geri döndü. İlk 11'de çıktığı maçta pıtır pıtır oynadı. Onu çıkarıp Jorginho'yu alalım. Jorginho, yavrum seni Mezzala pozisyonuna koymayı düşünüyorum. Hadi inşallah. Hadi inşallah. İkinci değişikliğimiz bu. Oyuncu değişikliğini onayladım. Çocukları bir alkışlatayım tekrar. Sesleneyim. Başarabilirsiniz çocuklar dedik. Güzel güzel. İkinci yarı harika uyuttuk herifleri. Tamam son 20 dakikaya giriyoruz. Son hamlemizi de yapalım. Son hamlemizi de yapalım. Bakıyorum Kessi ve Isco'da yorgunluk var. Isco çık. Görevini yaptın. James Maddison gir. Theo sen de destek at bu dakika itibariyle. Değişiklikleri onayladım. Hadi bakalım son 15 dakika. Kalemizde, kendi evimizdeyiz. Onların da evi ama biz şu anda ev sahibiyiz. Siz şampiyon olabilirsiniz ama biz de bu senenin şampiyonuyuz. Mesajını veriyoruz. Kontrol oyunu. Pigliemiente. Alla. Ragazza. Siafiose. Siafiose. Çaramanta. Mükemmel. Mükemmel. Pozisyon bile vermedik adamlara. Süper. Hepinizi alkışlıyorum çocuklar. Bravo Kesi. Bravo Pereira. Bravo Romagnoli. Harika galibiyet. Kollarımı yukarı kaldırdım. Çok memnunum dedim. Defanslara yine kollarımı yukarı kaldırıyorum. Hepsine performansınızdan çok etkilendim diyorum. Forvetlere de. Ve devam ediyoruz. Oynayan herkesin çok çok iyi oynadığı bir maç. Çok iyi bir performans. Asıyla yedeğiyle. İşte o mücadele. Leao, Isco, Coates, Zuma, Romagnoli üçlüsü gayet iyi oynadı. Donnarumma çok iyiydi. Bekler süperdi. Kessi'si, şusu, busu. Sonradan giren oyuncularım. Bravo çocuklar. Şampiyona tokadı vurduğumuz gibi başladık. Bunlar kim lan? Ya kardeşim ne diyorsunuz? Ben şampiyonluğa kanalize olmuşum. Adam bana geliyor diyor ki yok şu yok bu ya. Siz kimsiniz? Ya Mioniç kim be kardeşim? Ya Mioniç kim abicim? Tüm transfer tekliflerini reddet. Mioniç diyorlar ya. Ben burada şampiyonluğa kanalize olmuşum ya. Canalize durumdayım ya. Canalize durumdayım. 3 hafta ara var. Niye abicim böyle bir saçmalık var? Ligi açtık. Maç kazandık. 3 hafta ara verdiler. Verona Gabbia için kiralama teklifinde falan bulunuyor. Tövbe estağfurullah. Transfer falan yapmayacağımı söylediğimde sizlerden çok ağır tepkiler geldi.
Gerçekten yıkıldım. Yani bu kadar yıllık mesaimiz var dedim. Ulan bu adamlar bana dedim nasıl bu kadar bu laflar edebiliyor? Yok hoca senin ben yapacağın takıma atlayayım. Yok şöyle yok böyle çikliye miyente mikliye miyente. Vallahi üzüldüm. Siz güvenin bu kardeşinize ya. Biz geçen sene bu iskeletle Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kapısından döndük. İtalya Ligi'ni küçük bir farkla kaçırdık. Kupayı aldık. Ya Juventus da yenildi. Ne oldu bana hazırlık maçında çakan Juventus'u Roma'sı hiçbiri kazanamıyor. Ha? Çıklayamayente ya. Çıklayamayente. Şimdi Şampiyonlar Ligi grup kurallarımızı çekeceğiz. Geçen sene inanılmaz zor bir Şampiyonlar Ligi grubuna düşmüş. Ama sonrasında hatırlayacaksınız. Oralardan acayip yerlere gitmiştik. Bu seneki Şampiyonlar Ligi grubumu merak ediyorum açıkçası. Geçen seneye göre bir... Ya Miyacım bir dur be yavrum be. Bir dur be yavrum ya. Burada yani Milano'nun en büyük kulübünü, İtalya'nın köklü kulübü, en köklü, en özel kulübünü yönetmeye çalışıyorum. Zaten baskı altındayım. Sen de orada fışır 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 fışır. Bu da kafa be kardeşim. Burada oyuncumu idare edeyim. Burada technical genius'larımı mı konuşturayım? Fışır 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 fışır. Ulan yediğin önünde yemediğin arkanda be. Yediğin önünde yemediğin. Bir saat git uyu be kardeşim. Tövbe estağfurullah. Neyse. Evet. Şampiyonlar Ligi kura çekimine birkaç gün kaldı. Transfer dönemi kapanacak bir gün sonra. Demin de söylediğim gibi transferle işimiz yok. Biz bu sene transferi çok erken bitirdik. Real Madrid Rafael Leao'ya 60-70 bir şeyler veriyor. Tabii ki bu saatten sonra kimseyi satmam. Ha Leao şimdi bize biraz şov yapabilir. Hoca beni Real Madrid'e niye satmıyorsun sen kimsin falan çekebilir. Hakan Çalhanoğlu. Neyin şovundasın Hakan? Söyle. E tamam git. Evet, 18 milyon verirlerse Hakan'ı satıyorum. Bunu da söyledik sağa sola. Zaten orada Isco oynuyor. Madison'da yedeği. Hakan seninle uğraşamam. Bu son veda sezonumda tamamen şampiyonluğa kanalizeyim ve takımda böyle vıngır vıngır sorun çıkaracak adam istemiyorum. Mia'yı bile atabilirim şu anda salondan. Tamamen çünkü fokus olmak istiyorum. Konsantremi sağlamak istiyorum. Transfer dönemi bitsin. Katıl reddettim. Transfer dönemi bittikten sonra Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri önümüze. Evet. Şimdi bakalım neler oluyor. Önce oyuncu lisans kaydı. Kardeşim bütün oyuncuları vermedik mi biz ya? Verdik. Seçimi onayla. Okey. Dinamo kimle gitsin? Nasti Verona'ya gidiyormuş. Git ulan Nasti. Pobega Hetafe'ye kiralık gidiyormuş. Git. Sen de gidiyormuşsun. Cittadella mı nedir? Rebic Valencia'ya gitmedi. Humble'a bak. Real Madrid Leao'yu almaya çalışıyor. Reddet. Saint-Étienne Arp'u kiralamaya çalışıyor. Siz gerizekalı mısınız? Ben adamı transfer etmişim oynatmak için. Herifler benden kiralamaya çalışıyor. Siz ne cins adamsınız oğlum? Ne kadar salak kulüp var bizi buluyor ya. Sevilla'da Ricardo Pereira'yı almaya çalışıyor. Oldu canım. Transferin bitimine 2 saat kalmış. Ben az sağ bekimi sana satacağım. Sağ kanat bekimi. Az sağ kanat bekimi sana satacağım. Ben şu gerizekalıyım ben. Tövbe estağfurullah. Hadi beyler. Şu kura çekimi başlasın artık. Yeter ya. Meraklıyız. Kim çıkacak, kim edecek? Biz de geçen senenin yarı finalistiyiz. Hala Real Madrid. Oğlum bırakın şurada Leao'nun peşini lan. Satmayacağım. Cins misiniz nesiniz ya? Niye kapanmıyor bu transfer dönemi? Aga kapatsanız da transfer dönemini. Rahatsız oldum ya. Çok rica edeceğim. Oyuncuma sürekli tacizler. Real Madrid sen cins misin? Tüm transfer tekliflerini reddettin. Ha, şimdi sabaha kadar yapalım. Sabaha kadar teklif yapın. Çok rica edeceğim. Sabaha kadar yap ya. Çat çat yapıştırsınlar. Heh. Şampiyonlar Ligi kura çekimi. Biz neredeyiz? Ulan geçen sene ben yarı final oynadım. Nasıl hala birinci torbada değilim ya?
İkinci torba ne abicim? Ben geçen sene yarı final oynadım. Neyse. Porto, Liverpool, Bayern, Arsenal, Inter, Ajax, Real Madrid ve Paris Saint-Germain 8 gruba yerleşti şu anda. 8 gruba bu takımlar yerleşmiş durumda. Şimdi bizlerin olduğu grup gelecek. Porto bu grubu isterim. Buraya Barcelona gitti. Liverpool istemem. Atletico Madrid gitti. Bayern istemem. Puh, ulan istemem diyoruz be. Ulan istemem ne demek? İstemem ne demek? Neyse. Artık alttaki takımları kolay çekmeye bakacağız. Burada kim var bize cıngırtılık çıkartabilecek? Lyon Sporting. Bakalım. Frankfurt buraya gitti. Lazio buraya gitti. Hangi takımı istemiyorum diyorsam o takım geliyor adam. Neyse Sporting'den Coates'i aldık. Sporting artık yarın bir Sporting. Son gruptan Trabzonspor. Hayda. Bir Trabzonspor eksikti. Trabzonspor da geldi grubumuza. Tam oldu. Enteresan bir grup. Tabii ki ilk iki için favoriyiz. Sporting ve Trabzonspor'un önünde. Grupta Bayern en güçlü takım gibi gözüküyor. Biz de Bayern'le grup liderliği için uğraşacağız. Trabzonspor ve Sporting ama Sporting özellikle ters bir takım. Bakalım neler olacak. Artık şu transfer dönemi kapanırsa biz de şeyimize bakacağız. Yolumuza, yordamımıza bakacağız. Diyeceğiz ki fikstürümüz budur, şudur. Lorenzo Colombo'yu falan satmam abicim. Allah Allah. Real Madrid hala Leao'ya teklif yapıyor. Ya ne olur bitirin şu transfer dönemini artık. Ne bitmez geceymiş. Çok şükür kapandı. Transfer dönemi. Kulusevski Barcelona'ya gitmiş. Roma 118 milyon harcamış. Inter Reguilon'u almış. Marco Asensio'yu aldı Juventus falan filan. Transfer dönemi kapandı. Seçimi onayla dedik. Ajax Rebic'e 7.25 veriyor. Kabul ediyorum. Rebic gidiyorsan git. Gitmezsen de ne yaparsan yaparsın kardeşim. Seninle ulaşacak değilim. Artık Şampiyonlar Ligi eşleşmesi hakkında basın toplantısına katılıyorum. Başlattım basın toplantısını. Şampiyonlar Ligi kurallarına ilk tepkiniz ne oldu? Bence zorlu bir kura çektik ama zaten burada olma nedenimiz de zorlu takımlarla mücadele etmek. Sizce bu etabı kaçıncı sırada bitireceksiniz? Lider bitirme şansımız yüksek dedim. Bu sene İtalya'yı temsil edecek takımlar Inter Milan, biz, Lazio ve Atalanta. İtalya'dan bir şampiyon çıkar mı? Çıkabilir. Neden çıkmasın dedim. Vallahi mi ya, sana bir tane şimdi mevzu çıkartacak ha. Kardeşim cins misin? Basın toplantısındayım ya. Ben koskoca ünlü menajer, technical genius, Erman Derman basın toplantısı yapıyorum. Kedim yanımdan fırlıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Inter gruplarda Benfica, Manchester, ne Benfica'sı ya? Sporting, Manchester ve Rangers'la eşleşti. Ha pardon Benfica doğru. Inter gruplarda Benfica, Manchester, Rangers'la eşleşti. Sizce bu grupta çıkarlar mı gruptan diyorum Inter'e. Bayern en güçlü rakibiniz. Aksini düşünmek imkansız dedim. Yeter, sıkıldım. Basın toplantısını sonlandırıyorum. Zor fikstür olur falan filan zar sürt dedik. Yolumuza devam ediyoruz. Finli kim ya? Filli sen kimsin oğlum? Tövbe estağfurullah. Giuseppe Filli diye bir herif geldi. Bana verdiğin sözleri tutmuyorsun diyor. Nerede gerizekalı adam bizi buluyor bu kulüpte ya? Nerede gerizekalı adam bu kulüpte bizi vuruyor kardeşim? Rafael Leao seni övüyorum canım. Ne bu Şampiyonlar Ligi kadrosu mu? Otomatik seçim yapalım. Böyle şey olmaz. Hermoso'yu da almamız lazım. Bertan'ı da almamız lazım. Bu ne saçma sapan şey lan. Ne Rebic'i? Yok. Bertan'ı alayım Rebic'in yerine. Calabria, Hernandez, Brescia, Neves, Tonali. Çarçurt, Belotti, Daka, Arp, Leao, Jimenez. Tamam. Onayladım.
Bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz büyük ama bu sene en büyük hedefimiz, eyvah, Old Trafford'a gitti Ricardo Pereira. Ya kardeşim, bismillah be. Bismillah, bir sezon başlasaydı ya. Fizyoterapiste yolladık. Bir sezon başlasaydı be. Son derece değerli sağ bekimi kaybediyorum ya. Bu kadar kritik noktada. Allah'tan Calabria iyileşti. Allah'tan Calabria iyileşti. Yani çok sıkışık fikstüre gireceğiz. Öncesinde şu boş yerde biraz oyuncularımız dinlensin minlensin falan diyorduk. Çak çıktı, oyuncu kaybediyoruz. 10 gün kaldı parma maçına. Bertrand da gitti. Maşallah. Yine bomba gibi başladı sezon bizim için. İlk hafta sonunda oluşan puan durumunda da Cagliari ve Lazio ile beraber ilk 3'teyiz. Tabii daha çok erken bunlar. Buralarda bir şey ifade etmez. Geçen seneki 11'imin şampiyonluk getirebilecek bir 11 olduğunu düşünüyordum. O yüzden de 11'i doğrudan bozacak çok fazla transfer yapmadım. Bu yüzden de çok eleştirildim, biliyorum. Sizler, hoca niye ayda Isco gitti? 3 ay mı? Beyler, dalga mı geçiliyor? Uzman doktora gönderiyorum Isco'yu. Isco önemli. 3 ay gitti Isco. Eyvah eyvah eyvah. Önce Ricardo Pereira, sonra Isco. Tamamen dağıttınız bizim takımı ama ya. Bu nedir ya? Canım sıkıldı he. Rebic Ajax'a imzalamaya hazır. Rebic ne yapıyorsan yap be kardeşim. Git güle güle. Biz burada canımız yanmış. Isco çok kritik oyuncum daha. İlk haftada Inter'i dağıttığımız maçta yine sahne almıştı. Yük James Maddison'ın omzuna binecek. Hakan da artık gidemezsin Hakan. Bir anda birinci dereceden yedek oyuncu oldun. Parma deplasmanında kritik sakatlarla gidiyoruz. Ryan Bertrand'ı övelim. Çok kritik sakatlar verdik. Tutti Rimiano. Si Benefito. Cala Alviasa. Si Fiesta Rimiano. Daka, neyin sorununu çıkaracağım? Babam, saçmalama. Hemen sana yeni sözleşme Daka. Tamam. Zaten ben şimdiden dertlerimi, tasamı çözdüm diyor Daka. Ulan Daka, adam gibi adamsın. İlk 11 çıkacağım Parma deplasmanında. Hadi göreyim seni. Beneser gitti. Dizi döndü. Beneser'in dizi döndü. 6 gün gitti. Şaka mı yapılıyor bana yine? Yine bir kamera şakasına falan döndü bu iş ha. Ya İsmail Beneser'i aylar yıllar sonra ilk 11'e koyduk. İlk 11'den 3 oyuncu gitti. Inter maçını kazanan 11'den 3 oyuncu gitti. Beneser, Ricardo Pereira, Isco. Pereira 6 hafta gitti. Isco 3 ay gitti. Yine Beneser neyse 6 gün gitti. Tövbe estağfurullah ya. Şampiyonlar Ligi'nde de açılış maçını iç sahada Bayern Münih'le yapıyoruz. Gruptaki en zor rakibimizle başlayacağız. Diğer takımlar Sporting ve Trabzonspor, hatırlatayım. Ama önce Parma deplasmanını halletmek lazım. Ve Parma deplasmanında geldi çattı. Parma deplasmanında geldi çattı. Inter'i yenerek başladık. Çocuklar, bu güzel havayı ne olur bozmayın. Akademimizden Maruzo Vesvoci diye enteresan bir çocuğu Juventus kapmış. Ne yapıyorsanız yapın. Parma maçı Erman Derman'ın kaderini mi belirleyecek? Beyler, siz neyin kafasını yaşıyorsunuz kulüp? Ne yani, ulan ben ne yapmam gerekiyor benim acaba?
Ha benim ne yapmam gerekiyor yani? Yeni yönetim. Yeni yönetim, siz gerizekalı mısınız? Ulan geçen sene göremeyeceğiniz yerleri gösterdik size. Şampiyonlar Ligi yarı finali. Kupa. Bu seneye Inter'i paramparça ederek başladık. Gümbür gümbür takım. Hala kazanamazsan kovulursun çekiyor bana. 18 tane eksiğimiz var zaten. Ne yapıyorsanız yapın ulan şovmenlere bak. Siz kaybedersiniz. Hımbıl. Madison geç şuraya. Calabria kardeşim sen buraya. Benacer oynayamayacak. Ruben Neves de buraya. Pereira'yı kadrodan çıkaralım. 6 hafta kadar yok. Isco'yu kadrodan çıkaralım. 3 ay kadar yok. Gidelim bizim yedeklere. Marco Bresciani'yi alalım. Gabbio'yu alalım. Başka da yedeğimiz yok zaten sanıyorum. Evet şimdi Leao Jimenez. Ha Daka oynayacak pardon. Gel bakalım patron. Daka, Jimenez, Madison, Kessié Neves. Neves. Mezzala oynamanı istiyorum ama Mezzalan da senin pek yok gibi ha. Senin de Mezzalan yok gibi kardeşim. O zaman yo var ya Mezzalan. Oyna. Oyna. Yadırgarsan şey yaparız. Oynayın bakalım. Oynayın çocuklar. Madison. 3 ay Isco yok. Hakan'la orayı çevireceksiniz. Seneye Hakan'ın önüne koydum. Hadi bakalım. Beni yalancı çıkarma. Çok kritik maç. Kovulacaksın, kovulacaksın diyorlar. Kendileri bilir. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben oyuncularımla konuşuyorum. Kolları yukarı kaldırdım. Yumruk sıkımı yapıyorum. İnancım tam. Forvetlere son vuruşlarda kalitenizi göstermenizi istiyorum. Yumruk sıkımlarımı yaptım. Ragazza simple niente. Çiçakça. Çiçakça. Kaçukuçe. Hadi bakalım. Başladık. Sakin. Sakin Zuma. Leao yedeklerde. Daka Jimenez oynatıyoruz bugün önde. Bu nedir ya? Bravo Calabria. Bir buçuk ay forma sende Calabria. Göreyim seni. Yürü Raul Jimenez. Yürü Raul Jimenez. Çevir. İyi yere. Daka. Raul. Vur. İşte bu. Meksika'nın çocuğu. Raul Jimenez. Meksika'nın çocuğu. Raul Jimenez. Laralay lay loy loy laralay lay 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 loy. Laralay lay loy loy Raul Jimenez. Yapmayın. Yapmayın hemen gol yemeyin. Hemen gol yemeyin. Yine bütün maçı veriyor muyuz biz? Yok kritik anlar. Demek ki her dakikası kritik maçın. Madison savunma yardımı getir. Savunma yardımı getir. Yürü Pereira. Ruben Neves. Raul. Kessié. Çok güzel. Daka ezer geçersin onu. Ezer geçersin. Daka çevir. Daka çevir. Vur. Kessié. Ay. Ulan Kessié bomboşsun. 2 dakikada 2-0 yapacaktık maçı. 2 dakikada 2-0 yapıyorduk maçı kesip bomboşsun be. Uno Cenabeto. Uno Deño. Ulan kesi be. Ulan kesi be. Beni kovmayı düşünüyor gerizekalı yönetim. Ulan sen benim gibi hocayı nereden bulacaksın? Şu takıma bak. Coates Moates uçarak müdahaleler yapıyor. Calabria ay. Nı Abiciğim niye bütün maçı izliyoruz biz ya? Kritik anlar diyor özetlerde de. Her pozisyon kritik demek ki bu maçta. Ben çözemedim. Evet. Offside ama. Offside. Lan offside. Aa. Aa. Adam offside'ı vermedi. Onu geçtim. Niye abi sürekli pozisyon? Kafayı yiyeceğim. Maçta sürekli pozisyon var. 5. dakikadayız. 117 tane pozisyon oldu maçta. Ama kesin seni Allah kahretmesin be adam. Bomboş pozisyonda 2-0'a getireceğim maç. Bak 1-1'e geldi be. 2-0'da maç şu an normalde. Teo yürü. Teo yürü çevir. Çevir. Teo çevir. Vur James.
James Madison. Aferin çocuğum. Aferin çocuğum. Şimdi biraz kontrol ol. Kontrol ol. Spartikana. Spartikana. Uno ragastifa. Uno nunno dalla panico. Uno nunno panico. Raul Jimenez, James Madison. Raul Jimenez yeni transferimiz attı. James Madison'ı da artık yeni bir transfer gibi düşünüyorum. Çünkü onu aldığımızdan beri bir türlü tam olarak kullanamadık. Ama bu sene özellikle İSKO'nun 3 ay gitmesiyle beraber düzenli olarak 11'de başlayacak gibi gözüküyor. Çok iyi oynuyoruz. Çok iyi oynuyoruz. Güzel rakası. Çıklayamayante. Çıklayamayante. De alla lalla. Bravo. Bravo. Böyle devam. 3'ü atıp rahatlasak çok iyi olur. 3'ü atıp rahatlasak çok iyi olur. Bravo Coates. Bravo Zuma. Yapmayın. Yapma. Hoş. Hoş. Aman 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 aman. Aman aman. Yaladı direği Hernani. Hadi bakalım. Atın şu 3'ü ilk yarı bitmeden. Rahatlayalım. Teo Hernandez. Daka. Vur. Vur Patson. Ay. Ama Patson bunları atacaksın babam. Anam babam bunları atacaksın. Bomboşsun. Simple emiyente. Ragazza fimi miyanta. Neyse. Yumruk sıkıyorum. Maç iyi gidiyor ama daha iyisini yapın dedim. Forvetlere de o kadar kötü değilsiniz. Daha iyisini yapabilirsiniz. Defanslara da aynısı. Orta sahalara da aynısını söylüyorum. Geldim taktiklere. Zuma'nın sarı kartı var. Ruben Neves, seni Mezzela'dan defansif oyun kurucu desteğe aldım abi. Mezzela'yı şu ana kadar çok iyi oynayamamışım. Biraz da defansif oyun kurucu destekte görelim seni. Senin rolüne daha uygun gibi. Controllo, controllo. Tutto emiante. Tutto emiante. Ficimiente. Ficimiente. Dakika 61. Oyuncularımız da yorgunluk belirtileri görülmeye başlandı. 65'ten sonra değişikliklere de başlayacağım. Biraz tempodan kıstık. Evet. Dakika 67 oldu. 67'de değişiklikleri yapalım. Raul Jimenez çık. Harika oynuyorsun ama yorulmuşsun da. Gerçi Daka... Evet, Daka daha çok yorulmuş. Pardon, Raul Jimenez kal. Daka çık, Leao gir. Ruben Neves tükenmiş. Tonali gil. Tonali sen orayı idare edersin. Diğer son oyuncu değişikliğini 80 gibi yapacağım. Bir değişiklik hakkımız kalsın. Controllo, per favore, ragazzi, çimplemiyor. Cheffiana, Cheffiana. Hadi beyler 2'de 2 ile devam edelim yolumuza. Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Inter'i içeride yendik. Son şampiyonu Parma deplasmanında alalım. Efendi gibi işimize bakalım. Leao az önce girdi oyuna. Raul Jimenez, Leao bir alver yaptılar. Leao! 3 tane süper forvetim var. 3 tane süper forvetim var. Leao, Daka, Jimenez. Zaman zaman biri yedek kalacak. Kessi Jorginho'yu yaptım. Son değişiklik olarak da evet. Frank Kessi kenara geldi. Jorginho oyunda. Jorginho da tecrübesiyle böyle 15-20 dakikalar toparlayacak bizi inşallah. Çok önemli sakatlıklar verdik. Isco, Ricardo Pereira ve kim sakatlanmıştı bir de? Benacer. Ama ona rağmen geniş bir kadro kurduğumu söylemiştim. Hatta bu kadro bayağı dalga geçildi, eleştirildi. Bunlar nasıl transferler? Böyle geniş kadro mu olur diye. O çocuklar toplarını oynayarak gösteriyorlar. Bu kadronun gayet yeterli bir kadro olduğunu. İşte Raul Jimenez. Dalga geçilen bir transfer. Çatır çatır top oynuyor geldiğinden beri. Penaltılar aldı. Goller atıyor. Madison, İsko'nun yokluğunda ben buradayım dedi. 7.6 oynuyor. Raul Jimenez 8 oynuyor. Sebastian Coates 2 maçında da 7.5 oynadı. Bir başka dalga geçilen transferimizdi. Sonuçları alıyoruz. Bravo çocuklar.
Jorginho da girdikten sonra gayet iyi oynadı. Aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız dediğim. O terbiyesiz köpek yönetim de birazcık utanması varsa, ya siz kimsiniz ulan, ben sizin gibi 80 tane yönetim bulurum da siz bir tane daha Erman Derman bulabilir misiniz? Hasan! Hasan! Şerefsizler. Jimenez iyi maç çıkarttı. Chelsea Leao'yu istiyor falan filan gibi şovlar yapılıyor. Bayern karşısında Şampiyonlar Ligi ilk maçında 4-5 oyuncuyu değiştireceğim. Biraz daha yedekli bir kadroyla çıkacağım. İç sahada Fiorentina ile oynayacağız hemen 4 gün sonra. Fiorentina maçı önemli. Tabii ki Bayern maçı da önemli. Ben de zaten bütün takım yedek çıkmayacağım. Ama 3-4 oyuncuyu da dinlendireceğim. Şampiyonlar Ligi'nin telafisi var. Trabzon ve Sporting maçlarında Bayern'e olası kaybetsek bile telafi edebiliriz diye düşünüyorum. Ama demin de söylediğim gibi yani öyle maçı kesin kaybederiz takımı çıkarmayacağım yani. Sadece 3-4 mevkide mesela Kessié'yi oynatmayı düşünmüyorum. Çok yorulmuş gözüküyor. Theo Hernandez'i oynatmayı düşünmüyorum. Evet, ilk iki hafta sonunda Serie A'da Lazio ile beraber tepedeyiz. Atalanta da 2-2 yapan bir başka takım. 6'şar puanla gidiyoruz. Ve Bayern maçı geldi çattı. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Calabria'da gitti, bu çok kötü. Çünkü Ricardo Pereira'nın 6 hafta olmadığını hatırlatayım. Şu anda sağ kenar oyuncumuz kalmadığı için Theo Hernandez'in dinlenme ihtimali de ortadan kalktı gibi. Ryan Bertrand'ı sağ bek. Çünkü Ryan Bertrand'ı Theo'yu dinlendirip oynatmayı düşünüyordum ama şimdi Ryan Bertrand oynayacak gözüküyor. Bakalım. Peki. Evet, burada Mecuran Bertrand oynatacağız. Demin de söylediğim gibi. Jorginho. Jorginho'yu oynatacağım. Ruben Neves, sen Tonali ile değiş. Ya da Benacer oynayabilecek durumda mısın? Evet. Benacer oynasın. Jorginho'nun yerine Tonali oynasın. Tamam. Madison kal. Daka Jimenez. Daka Leao oynasın bu maç. Jimenez, bu maçta da sen yedek kal. Forvet'te böyle bir rotasyon olacak. Calabria'nın yerine Belotti'yi alalım. Jorginho, Neves, Kessié'yi kadroya da almıyorum ya. Gerek yok. Raul Jimenez gelsin. Bresciani'ni, Belotti, Hermoso. Tamam, bu kadro iyi. Çıkın. Özellikle Ryan Bertrand'ın sağ bek, sağ kanat bek performansı kritik olacak ama iki sağ bekimiz de arka arkaya sakatlandı. Böyle bir tarihsizlik yaşıyoruz. Çocuklara yumruk sıkımı yapıyorum. Ellerinizden geleni yapın diyorum. Defanslara da ellerimi kenetledim. Çıkın sağda fark yaratın derim. Çok zor maç. Çok zor maç. Eksiklerimiz de var. Ben de biraz değiştirdim kadroyu. Ama biz Milan'ız. Geçen sene bu kupayı neredeyse kazanabileceğimizi gösterdik herkese. Bayern iyi bir takım olabilir. Ama biz de iyi bir takımız. Çıkıp oynayacağız. Çocuklara da bunu söyleyeyim. Başarabilirsiniz de diyeceğim birazdan. Önce daha çok çabalayın dedim. Donnarumma. Savunmayı bozmadım. Çünkü Theo Hernandez harikasın. Gir ceza sahasına. Çevir. Theo! Aslanım benim. Mamma mia. Rakepianto. Papapianto. Papapianto.
Savunmayı sürekli aynı oynatıyorum bu ilk maçlarda. Romagnoli, Zuma, Coates. Çünkü bu üçlü savunmanın oturmasını istiyorum. Orayı çok fazla değiştirmedim. Orada rotasyona daha ilerleyen haftalarda. Belki bir 3-4 hafta sonra başlayacağım. Çiribiyan'da Ragazza, Simplio kanma. Rabi Miante. Hoşt. Vurdurmayın. Vurdurma hoşt. Ulan Donnarumma, şu topu ilkinde tutamıyorsun. Dönen topu Thomas Müller atıyor. Neyse. Tutman lazım Donnarumma onu. Trabzonspor'da Sporting'le oynayacak. Biz Bayern Münih'le oynarken. Başarabilirsiniz çocuklar dedik. Yarım saati geçiyoruz. Madison'da biraz yorgunluk belirtileri var. Tonali de yavaş yavaş başlıyor. İlk yarının sonu gelirken. Ryan Bertrand da sağ bekte elinden geleni yapıyor. Yani pozisyonu olmamasına rağmen yani çok iyi oynamıyor ama en azından vasatı karşılayabildi sağ olsun. Bu iyi. Soyunma odası. Herkes elinden geleni yaparsa kazanabiliriz dedim. Daha iyisini yapabilirsiniz diyorum. Orta sahalara yine yumruk sıkarak. Forvetlere de sizden daha çok şey bekliyorum dedim. 60'a kadar falan bir oynayın çocuklar. Madison ve Tonali değişecek 60'a doğru. Çünkü o ikisinin de son yarım saati pek çıkarabilecek kondisyonu var gibi gözükmüyor. Hadi bakalım Theo. Eyvah. Kötü yerde kaptırdık. Geri al. Rimiana, Firmiento. Uno Degno, Firmiento. Eyvah. Oy. Ulan sizin oynayacağınız topu yiyeceğim ya. Göstere göstere gol atıyor adamlar. Gel. Gir bakalım Jorginho. Raul Jimenez. Yürüyün. Deneser biraz daha oynayacaksın kral. 65 gibi falan çıkarırım seni. Leao'yu forvet arkasında çekip Jimenez Daka yaptık. Çeşitli variyeteler deniyoruz. Gel Beneser çık. Neves gir. Biraz daha ağızlarına basın. Biraz daha tempo. Hadi bakalım. Aferin Daka. Raul Jimenez. Yürü Leao. İşte sevdiğim top. Bırak köşeye artık bunu. Bırak köşeye bunu. Abi bunu nasıl atamıyorsun ya? Ya kafamdan aşağı kaynar sular götürdü. Yani Daka, Jimenez ne kadar güzel kurdular bağlantıyı. Leao ne yapıyorsun abi? Nasıl atamıyorsun onu? Uno deniyor. Uno cenabeti. Uno öküzü. Beraberliğe bağlıyorduk maçı ya. Öküzümün öküzü. Kumbul. Hadi çocuklar hadi. Hadi. Yenilmeyelim, alalım bir beraberlik. Yüklen. Çıklayamayante. Ha? Bertrand. Raul Jimenez. Hadi Bertrand çevir. Çevir. Vur. Leao senin oynayacağın topa ayrı. Vuracağın kafaya ayrı. Tövbe. Eyvah bir de 3 yedik.
Aman aman aman. Herif jenerik atıyordu. Jeneriklik gol atıyordu ha. Kaybettik maalesef. Olur bunlar. Daha yapılacak çok şey olduğunu gördük. Buradaki yenilgimizle dedik. Tabii hoş olmadı. Yani ben Trabzon ve Sporting maçlarında istediklerimizi alıp bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden çok anormal dert etmiyorum bu yenilgiyi. Ama yenilmememiz gereken bir maç. Ki beraberliği alabileceğimiz oyunu da oynadık. Pozisyonları da bulduk. Beraberlik hak eden bir oyunumuz vardı. Olmadı neyse. Şimdi bu bölümün son maçına Fiorentina ile içeride çıkacağız. Tabii lig maçları çok daha önemli artık bu sene. Yani tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni sallamıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ne olursa olsun gibi bir kafada değilim. Şampiyonlar Ligi'ni de geçen sene de işte gidebildiğimiz yere kadar gittik. Bu sene de yarı finalse yarı finalse final. İsteriz tabii ki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Ama ana odağımızın lig olduğu da çok açık. Bunu hiç saklamayacağım. Çünkü şampiyonluk yaşayarak FM 2021'e veda edeceğiz dedik. O yüzden Serie A'daki hiçbir maç hata kaldırmaz. Şimdi Fiorentina maçına da en güçlü kadromuzla en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız. Tabii eksiklerimiz de var. Yani iki sağ bekimizin birden sakatlanması, Bayern maçı öncesi, orta sahada Kessié, Neves'i oynatmamam, dinlendirmesi, şusu busu, bunları da yapıyoruz. Geldik Fiorentina maçına. Şöyle güzel bir Fiorentina galibiyeti istiyorum. Lige 3'te 3 ile girelim. Bu geri zekalı yönetimde desin ki ulan biz bu adama bir türlü gerekli çalışma ortamını vermiyoruz ama aslında hoca çatır çatır top oynatıyor. Evet, Calabria oynayabilecek duruma gelmiş. Lazio berabere kaldı. Kazanırsak lider olacağız bu arada. Hücum ağırlıklı diyelim. Bunu da uygula diyorum. Bunu da uygula diyorum. Hadi bakalım. Şimdi Leao Daka, Hakan oynayacak burada. Romagnoli, Zouma, Coates'i bozmuyoruz. Donnarumma, Hernandez, Calabria. Buraya Kessié gelsin. Tonali'ye gerek yok. Frank Kessié neredesin canım? Al formunu. Kessié Neves. Tamam. Çıkın böyle. Hadi çocuklar. Cinque Miente. Lugas. Yani çocuklara dedim ki Serie A'da zirveye çıkacağız. Gerizekalı işler yapmayın. Çıkın bu maçı alın. Benim de asabımı bozmayın. Aptal adamlar topluluğu. Kısaca söylediğim şey bu. Şu anda defanslara kolları yukarı kaldırdım. Orta sahalara yumruk sıktım. Forvetlere keza yine yumruk sıktım. Hadi çocuklar. Hadi Cinque Miente. Allah Allah. Un momento, momento. Compleanno. Compleanno. De alla datare. 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 Si fiesta. Yapmayın. Yapmayın. Siz geri zekalısınızdır. Şimdi gol yiyerek başlarsınız bu maçı. Ondan sonra uğraş dur. Aptallığın alemi yok. Yürü Hakan. Kessié. Daka. Aferin Daka. 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 Leao. Ulan Leao bak zaten Bayern maçında abuk subuk goller kaçırdın. Ona rağmen bu maç seni 11 oynatacağım dedim. Rotasyon yaptık. Jimenez'i koymadık. Al işte. Igor arka direkte attı golü. Şoku yaşıyoruz. Igor arka direkte çat diye koydu kafayı. Bize de şoku yaşattı. Beyler siz gerizekalı mısınız? Hemen müdahaleler. Hemen gel. Oyna. Defiana. Defiana.
Ya hadi be. Hakan ayrılmak istiyorsun da şov yapma işte. Burada 11'e koyduk, top oynayacaksın. Allah Allah. Şuradan bir küfür edelim çocuklara. Daha çok çabalayın beyler dedik. Oğlum hadi senize ne yapıyorsunuz ya? Koca bir devreyi çöpe attık ya. Ne yapıyorsun be? Savunmadan eksiliyorum. Ne merkez orta sahası? Mezzel olacak lan bu herif. Çık. Raul Jimenez nerede? Burada. Ne tonalisi lan? Ne tonalisi oğlum? Raul Jimenez gel şuraya be. Ha. Siz de dakika ile değişin. Yürüyün. Performanstan hiç memnun değilim dedim. Ve yaptığım riski değişikliklerle beraber ikinci yarıya başladım. Savunmadan eksildik. Orta sahayı kalabalıklaştık. Raul Jimenez! Raul Jimenez. Erman Derman'a neden Tactical Genius deniyor? Ya işte Erman Derman bu yüzden Tactical Genius beyler. Defanstan eksildi. Ortaya koydu. Oraya şey yaptı. Şunu bunu hop şap. 5 dakikada aldı sonucu. Hadi bir tane daha. Heh. Daka. Vur Neves. Ay. Ah. Ah Ruben Neves ah. Çok güzel, çok güzel, çok. Kim duyuyor mi yente? Komende. Un proviano. Sakin, sakin. Savunmada biraz eksiz. Aman diyeyim. Aferin Calabria. Ramsey'nin burada ne işi var ya? Raul Jimenez, sen çok büyük oyuncusun Raul Jimenez. Sana bir de bıdır bıdır laf ettiler be. Benacer Saral'dan nefis Daka yap. Daka yap bu golü. Daka neye atacaksın Daka? Öküzümün öküzü. Beyler, bundan sonra bana neden Technical Genius dendiğini sorarlarsa bu maçın ikinci yarısını gösterirsiniz. İlk yarıda pozisyon bulamayan takım. İlk yarıda pozisyon bulamayan takım. Kim attı? Daka attı. Ne? Skandale. Uno skandale. Ulan şampiyon olacağımızı anladınız. Operasyon mu çekiyorsunuz bize? İtalya Futbol Federasyonu. İtalyan MHK'si. Ya böyle bir oyun gücüne nasıl dur diyebilirsiniz? Şuraya bak. Tek kale. Tek kale. Hakan. Ver pası. Hakan. Kesi. Ulan oğlum ne yapıyorsunuz? Salak mısınız? Hadi Neves. İşte. Neden Technical Genius diyorlar Erman Derman'a? Bundan diyorlar. Oynanan topu görüyor musunuz? İlk yarıda iki pas yapamayan takım 18 tane pozisyona girdi. Hakem anca kurtarıyor işte Fiorentina'yı. Lan sakın. Aman. Aman. Controllo. Çok zaman var çocuklar. Çok zaman var. Controllo. Son değişiklik. Biraz erken giriyorum bu topa ama Hakan Çalhanoğlu, James Maddison. Hadi bakalım. Takım konuşmasını da yapalım. Size inancım tam dedim. Hadi Maddison, formdasın. Hakan'a bir şans verelim dedik. Pişman etti bizi oynadığı rezil topla. Al bu maçı Maddison. Hadi bakayım Maddison'ın. Calabria, Raul Jimenez, Calabria, iyi yere vur. Yeter artık Patson. Patson dakika. Şimdi dur. Şimdi işler değişti.
savunmanın önünü kapatmamız lazım. Çünkü zaten iki stoperle oynuyoruz. Neves biraz geriye gelsen. Aynen böyle. Aynen böyle kardeşim. Hücum ağırlıklıdan pozitif futbola. Savunmayı bir tık geri çek. Maç böyle çevrilir beyler. Maç böyle çevrilir. Maç böyle çevrilir. Diyorlar ki ya bu Erman Derman'a Technical Genius deniyor. Hak ediyor mu bu adam? Bakın, Thomas Tuchel geçen dedi ki anlatıyorum size kahvede muhabbet ediyoruz. Çay bahçesinde kahvede diyorum. Adam diyor ki ben diyor senin gibi bir hoca görmedim. Ben diyor senin yaptığın müdahaleler falan yani bir maçın kaderini 10 dakikada inanılmaz şekilde etkileyebilmem falan. Ben görmedim diyor. Dedim ben de görmedim Thomas. Ne yalan söyleyeyim. Kendimi övmekten hoşlanmam ama ben de görmedim. Şu Coates transferine o kadar laf edildi. Coates savunmada tarih yazıyor. İlk 3 hafta itibarıyla oynadığı topa bak. Tık 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 tık. Bunları da yazın ya. Bunlar da konuş. Erman Derman her fırsatta gömenler. Şu oyunu da bir yazsın be. Şu topu da bir yazsın be. Nen Beyler ikinci yarı kimi oyuna aldıysak gol attı be. Madison'ı aldık şov yapıyor. Raul Jimenez'i aldık maçı değiştirdi. Ondan sonra diyorlar ki Erman Derman abartıyor ya kardeşim. Bir kendinize geleceksiniz. Şuraya bak Benacer. Madison yürü oğlum. Bundan sonra forma senin. Hakan Makan hikaye. Madison vur. Olsun. Olsun. Üstüne vurdun herifin ama olsun. Güzel beyler. 3'te 3 ve Serie A'da zirve. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern maçı biraz rotasyon yaptık ama biz onu Trabzonspor ve Sporting maçlarına telafi ederiz. Şampiyonlar Ligi'nin telafisi var. Serie A'da puan kayıpsız ve çat 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 top oynayarak. Yeni transferlerden Raul Jimenez'in, Sebastian Coates'in kendini net bir şekilde ispat etmesiyle bu şekilde galibiyetler. Zaten Tim Krul'un sezonda 5 maç oynayacağını söylemiştim. Fiyatı arttı öyle. Başka kimi transfer ettik? Jorginho çok az oynayacak o da. Onlar zaten uu çok iyi getirdi Benacer ama sonuya Benacer de bu sezona üst şeyden girdi. Bu maçın dönmesinde de Benacer etkisi çok büyük. O da harika başladı sezona. Ben orta sahada bir problemimiz olduğunu hiçbir zaman düşünmedim zaten. Neves, Ruben Neves, Kessié, Benacer, yedeklerde Tonali'si, daha Jorginho'lar, Brescianoni'ler falan filan vardı. Onlara gerek yok. Ama bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Maçı kazandık ama gol de yemeyelim. Yedirtme, yedirme. Bravo! Yeah! Simple niente! Chicla chicla niente! Bravo çocuklar. Bravo. Bravo. Öldürün maçı artık. Bravo Romagnoli. Bravo kaptan. Çok güzel. Çok güzel. Hepinizden razıyım. Hepinizden çok memnunum. İkinci yarı futbol şovu ya. Kliplere konu olduğu için. Kliplere konu olduk ikinci yarı. Futbol şovu. O paslaşmalar falan neydi öyle ya? Benacer, Bravo, Neves, Madison bitti. Per favore, cicliamo niente. Raul Jimenez şov. Madison şov. Benacer, Theo Hernandez şov. Eyvallah beyler. Ellerim belde. Muhteşem bir geri dönüş diyorum. Orta sahalara kolları yukarı kaldırdım. Etkilendim diyorum. Defanslara kolları yukarı kaldırdım. Etkilendim. Forvetlere keza çok etkileyiciydiniz dedim. Serie A'nın zirvesindeyiz. Şampiyonluk istiyoruz ve 3'te 3 ile başlayan tek takımız Serie A Milan Serie A zirvesine oturdu. Bunu o hıyarası yönetime iletin. O hıyarası yönetime iletin. Benacer birkaç gün yok. Problem değil. Nerede kulüp? Ne oldu lan yönetim? Re mi yapıyor yönetim? Re mi yapıyor? Hırto.
Yönetim takımı idare ediş şeklinizden gayet memnun. Tesislerdeki atmosferden memnunlar. Bilmem neden memnunlar. Lamela'nın satışından memnunlar. Şundan mı? Ne oldu? Ne oldu aslanım? Ne oldu? Yavrularım benim. Serie A'da 3'te 3 yapan başka takım var mı? Bak bakayım. Yok. Oo, 3 maç 8 gol attık. Ya baş koyduk bu yola. Baş koyduk. Baş koyduk. Cagliari deplasmanına gideceğiz. Hemen fikstürümüze de bakalım. Cagliari deplasmanına gidip Atalanta ile içeride oynayacağız. Sporting'i, Verona'sı falan sonra geliyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne de bundan sonra ağırlık vereceğim. Falan filan. Inter Milan. Ya ne oldu beyler? Şöyle oyunumuzu da kaydedelim. Dolu dolu güzel bir saatin üzerinde şahane bir bölüm çektik. 3 tane lig maçı, 1 tane Şampiyonlar Ligi maçı. Çok güvendiğim transferlerim vardı. Özellikle Coates ve Raul Jimenez, bunlar söylemiştim. Tim kurulu Jorginho'yu çok fazla kullanmayacağız zaten. Neydi öbür çocuğun adı? Fiat Art zaten çoluk çocuk. Onu İtalya kupasında falan oynatacağız. Hesaplarım tuttu gibi gözüküyor şu an için. Planlarım dahilinde gidiyor işler. Zor maçlar oynadık, bakmayın. Parma deplasmanı çok kolay bir maç değildi. Inter'le oynadık ilk maçı şampiyonla. Fiorentina kağıt üstünde kolay bir maçtı. Ama ilk yarı itibariyle terse döndü falan. İyiyiz. Oyuncularımdan memnunum. Takımın geniş rotasyonundan memnunum. Birçok oyuncu kullana kullana bu sezonu istediğimiz gibi götüreceğiz Allah'ın izniyle. 3 maçta 9 puan alabilen, 3'te 3 yapabilen tek takım biziz. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern maçı bir beraberliği hak ediyordu. Kaybettik, olsun. Biz o grubu Trabzonspor Sporting maçlarıyla telafi ederiz. Şu an için işler istediğim gibi gidiyor. Nesine TV'de Erman Erman'la FM günlüklerinin bu bölümünün sonuna geliyoruz. Son sezonumuz FM 21'de ve Milan'da. FM 22'ye geçeceğiz. Yönetimi de biraz ikna etmiş gibi gözüküyoruz şu 3 maçlık performansımızla. Bundan sonrasını göreceğiz. Keyifli bir sezon olacağını umuyorum. Sizlerin yorumlarını, sorularını bu videonun altına bekliyorum. Twitter, Instagram'dan bekliyorum. Bir sonraki programda onların soru cevabıyla yapılacak giriş ve de Nesine TV'ye abone olmayı, videolarımızı likelamayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Sevgilerimi sunuyorum. İlginiz, alakanız için çok teşekkürler. Şampiyonluk sezonundayız. Erman Derman Milano'da şampiyonluğu istiyor. Sevgiler.